Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Fallout New Vegas'ın 4. bölümü sanırım. Hoş geldiniz. En son bölümde haydutlarla kapışmıştık ve yola çıkmıştık. En son bölümde küre kaldık mı bilmiyorum. Belki 2. bölümde almışızdır. Ama sanki ben 3. bölümde hatırlıyorum. Neyse, bölüm isimleri fazla fark etmiyor zaten ama şurada hemen bizim gekolarımızı görüyoruz. O ne? Burada sanki bir yaratık daha görür gibiyim ama... Gitmeden önce yolumuzla dürbünle kontrol etmemiz lazım. Aha geliyor. Ne geliyor lan? Gelme. Şerefsiz. Nereye geliyorsun? Gelme lan. Abi bu ne şey? Bu ne göz? Birader, kardeş. Vay anasını. Gelin lan. Buraya mı çıkacaksınız? Hadi gelin bakayım. Buraya sizi çıkamıyorsunuz. Ne oluyor lan? Ha bunlar şerefsiz seni. Korkunçtu. Korktum. Kertenkele eti yumurtası. Prim'de bayağı bir şey toplayacağım zaten o yüzden. Başka var mı burada? Gel lan şerefsiz. Vuracağım seni. Tabancamın tadına bakacağım. 10 milimetrelik bir yumurta vereceğim sana. Yanlış anlaşılacak bu çok. Serseri tüfek. Bu kaç kullanıyor serseri tüfek? 5.56. Yani standart bir tüfek bu. Diğer tüfekler de işe yarar. Böreği harcamayacağız tabii ki. Her zamanki gibi. Sanki bayağı harcıyormuşum gibi. Ben buraya gelsene diyeceğim. Orada arada kaya yok mu abi? Neden gelmiyorsun lan şerefsiz? Ne yapıyor bu ya? Az önce kardeşini mi öldürdüm? Hayırdır, ne oldu? Kaçtı mı ya? Tehlike diyor hala. Görülmeyeceğiz zaten de. Çömeldiğimiz zaman nişan şeyimiz artıyor, atış. Nişan oranımız artıyor. Dikkat diyor. Kaçtı mı bu ya? Gel. Sesini duyuyorum, gel. Dandik yerlere gidiyorsun sen ya. Ya gel. Gel öpeyim ben seni, gel. Şerefsiz ya. Eğilip öyle vururlar tıpkı Godfather'daki gibi. Sizin kertenkele, sizi hep yiyorum ben oğlum. Hep yiyorum ben sizi. Ya tüküreceğim ama ya. Neden hep geliyorsunuz siz ya? Dikkat diyor. Serseri tüfeğimi alayım ben elime. Ne oldu kardeş? Neyse dikkatli ilerleyelim bari. Prime de az kaldı ha. Hemen burada. Haydi tüküreyim. Avcı kertenkele bir de diyor ya. Geber. Şerefsiz. Ölmedi mi lan sen daha? Dur kardeşi. 5 dakika. Hayvan herif. Bayağı sözlük anlamında hayvan herif yani. Ha, bunlara da baş etmesi zor. Bu ne ya? Ha, şuranın yakınındayız diye hemen rotasyon gaza geliyor. Şimdi gizli gitmemiz lazım. Ulan gece olunca da görülmüyor ki. Ha gündüz çok görülecekti sanki de. Geçelim bakalım. Bunları toplayamıyoruz. Bunlar yerde kurmuş olan bir zamanlar canlı. Lütfen yaklaşmaz mıyız? Doğru mu söyledim? Neyse emin değilim. Et. Kaçtı. Ne deli gibi koşuyor bunlar ya rastgele. Tamam kardeş, görüşürüz. Bayağı kaçtı bu gaza gelip. Hadi orada birileri daha varmış. Aha. Gel.
Siz hep yiyeceksiniz oğlum. Yiyeceğim ben sizi. Kaçtı herhalde. Hamam böceğiyle kapışmış. Ey, hamam böceği eti de mi yiyeceğiz? Neyse, sinek etini yedik zaten. Pek bir şey fark etmeyecek. Tehlikeli ya. Bunlar tabi basit iş şimdi de. Daha sonra Novak'tan geçeceğiz. Novak'a giderken Novak neyle başlayan bir kasaba adı daha vardı. Unuttum şimdi ama. Ne? New değil, Nilton muydu? Newton. Hayır, Newton. Futurama'daki bir şeyin adıydı. Yanlış oldu. Neydi ya? Nelson. Hayır, Nelson'da hava üssünün adıydı. Nelson hava üssü vardı. Silahımı indireyim de şu eleman benimle konuşmaya Hey, gelecek. where the hell do you think you're going? Prim is off limits. Benim neler Some oluyor? convicts from the prison up the road have taken Aa, over the bunlar town. haydutlar. Powder Gang. Everyone inside is either. What's more, there are two tribes of raiders causing trouble in this area as well. İki ayrı Think you're yamacı safer kabile mi? heading back up? It's your ass, don't. Tamam, biz hallederiz kardeş. Sen hızlı seyahat. Tamam, keşfederiz. Sıkıntı yok. Prim. Prim yapmaya geldik. Burada bir şeyler çalabiliyor muyuz acaba? Sonuçta askeri bir kamp burası. Aha, bu New California Republic. Yeni Kaliforniya Cumhuriyeti. Bunların karşısında da Caesar'ın lejyonu var. Ne oluyor lan? Ya o Guay veya bir tane Death Claw'ın sesini duydum sanki. Ki emin olun. Ama bütün cephane kutuları şey yani. Onların diyor, çalamazsın diyor buradan. Ya o Guay devasa bir ayı. Bize saldıran devasa bir ayı. Mutasyon geçirmiş ayı. Mutant ayı. O da Death Claw kadar olmasa da o da tehlikeli. Ona yakın bir tehlikesi var. Ha, bunda uyuyabiliriz ama uykuya ihtiyacımız yok şu anda. Gayet iyiyiz. Halimiz yerinde. Saçmalıyor olabilirim şu anda. Hani bazı sözleri, deyimleri falan kullanmaya çalışarak iyice saçmalıyor olabilirim. Buradan geçemiyor muyum o tarafa? Nerede buranın şeyi? Nerede? Şey nerede? Dünya haritasından mı, karizasında? İleride, köprü ileride. İyi. Burada haydutlar olacak şimdi. Oo, sıkıntı. Alalım onlar ya. Bunlar hep şey. Artıyor mu bunlar? Mayınlar şeyi ne kadar? Silah, mayın. Mayın. Ne mayını? Oha, 1,5 ağırlığı ya. Buralarda bir yerde canavar var, ben size söylüyorum. Yabani bir şeyler var buralarda. Ben gizli gizli gidiyorum şimdi. Köpek sesi duyuyorum ama az önce devasa bir şeyin sesini duydum, eminim. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Kimseye fark ettirmeden. Atmosfer de zaten ayrı. Arka plandaki uğultular, metallerin gıcırdaması, gerilmesi, köpeklerin, kurtların uğulaması, mutant canavarların veya canavar mutantların artık hangisi sıfat oluyorsa şeyleri, kükremeleri, bağırmaları. Ah. Kaydedelim burada. Burada kısa yerler, böyle yerlerde kaydetmenin avantajı. Hayır. Bak kardeş. Aa, öyle vururlar adamı işte. Lan. Senin var ya.
Ay tüküreyim. Kaç 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 kaç. Abi bu patlayıcı güç ne sizde? Enerji patlaması oluyor bugün sizde. Manyaklara bak lan, dinamit atıyorlar. Tabancayı alalım, beyzbol topunu almayalım. Bunları alalım. Paralı asker macera perest. Bu bana bir halta yaramaz. Ama ilk önce bunları artırmamız lazım tabii. Şimdi neler artırayım ya? Hayatta kalmayı kesinlikle artırıyoruz. Bir süre sonra bununla uğraşmak istemiyorum çünkü. 49 yaptık. Fazla yapmışız bence. 40'a indirelim. Kalan 9 puanı başka bir yere verelim. Tamir, tıp. Bak kolay kilitleri bile açabilmemiz lazım bizim. O yüzden kilit açma çok kritik şu anda. Yani o kadar da kritik değil de bir şekilde halletmemiz lazım bizim bunları. Perk seçmeyecek miyim kardeş? Al satır, al satır. Önemli. Yine birisi görmesin. Dinamit var ya adamda. Bitneci mi? Neyse. Şimdi şu silahları bir halledelim hemen. Satırı bir tamir edelim. 9 mm tabanca. Tabancayı hallettik mi? Güzel. 11 vuruyor artık. Bu kaç vuruyordu? 50 vuruyordu. Yok. 17 vuruyordu. Hala bunun mermisi daha fazla. O yüzden bunu kullanmaya devam. Serseri tüfeğin mermisi. Tekli pompa. Hayır, tekli pompalıyı kullanmayacağım. O tekli pompalı kaç kullanıyor fişek olarak? 20 kalibre. Güçlü kervan pompalısı 20 kalibre. Hadi tüküreyim ya. Bunu kullanmaya devam. Buradan giremiyoruz. Buralarda bir yerde giriş var diyor. Buralar hep hayret dolu ha. Söyleme öyle demeyin. Hoş demezsiniz zaten de. Haydut var. Haydut. Öcü Haydut. Merhaba. Kimsin sen? Johnson Nash is my name. Husband of Ruby Nash. I'm a trader primarily. O zaman sana bir şeyler satabiliriz. Well, I don't got any work. I'll tell you whatever I can. Al bakalım. Oh, so you're talking about one of them packages. That job had strange written all over it. Garip olan ne? Bazı adamlar onun çaldı. Kara ceket giymiş bu adam. Well, now that you mentioned it, a few nights back, one of the he said he saw a fellow with a daisy suit come through. Beni vurdu. Aynen. İntikam alacağım. That, your best bet is going to be talking to Deputy Beagle. Since they came to town, he was keeping a good bit of notes on him, and he was slinking around Bison Steve when your pretty boy friend came through. He may have heard where they were going. Hadi be. That cowboy robot had us hire 6 couriers. Each was carrying something a little different. Robot's sıkıntı. Chess piece. That last word I have in the office, it looked like payment had been received for the other 5 jobs. First deadbeat we hired to do the job canceled. Hope a storm from the divide skins him alive. Ne? Yeah, got this look when he saw you next down on the courier list. His expression turned right around. Asked me if your name was for real. I said, sure as lack of rain, you were still kicking. Then he turned down the job, just like that. I asked if he was sure it was good. No. Let Courier 6 carry the package. That's what he said. Like the Mojave'd sort you out. No idea. Sounds like you two had a history for him to act like that. Nice. And turn down the money, too. Hope he didn't see any trouble in that package of yours. Neyse, hadi görüşürüz. Aa, satılık bir şeyin var mı diye soralım bakalım. Hey youngster, still hanging about Prim, huh? Hocam, bana neyse. Prim'e yardım edeyim diye soralım bakalım. Beagle is the closest Prim's got to any organ. First thing I'd say is elimizdeki şeyleri bir satalım o zaman. Burada demir yumrukluk. Ama onu istemiyoruz. Serseri tüfek. Alsam ya. Benim sıkıntı yapabilir belki. Neyse. Buradakileri satmayalım. Buradakiler kalsın.
Sağlık. İçmeyeceğim şey varsa satayım. İçmeyeceğim pek bir şey yok gibi ya. Ha, şifa tozunu kullanmayacağım. Bakalım. Onun dışında. Çeşit. Hurda metal. Bardak. Sat gitsin. Vizyon pilini kullanmayacak mıyım? Kullanacağım. Burada metal, kertenkele yumurtası, mucize tutkal. Şunu şimdilik satmayacağım. Sonra kullanacağız daha sonra. İşaret lambasını satayım. Gerek yok. Başka bir şey de yok ya. Pek hoş olmadı bu ama. Silahlara bakalım. Hangisinin şeyi daha azsa. Şu an serseri tüfek sıkıntılı. Ama da 45 mermisi kaldı. Belki cephane almak daha iyi olabilir bu noktada. Cephane yok. Aha var. Güzel. 123 değil. Şimdi benim ne mermisine ihtiyacım var? Bir tane 10 mm'lik tabanca alayım ben en iyisi. Ama yok 10 mm'lik tabancası. 9 mm'lik tabanca herkesin taşıdığı tabancadan görünüyor. 9 mm'lik tabancadan alabilirim. 9 mm'lik mermi alacağım onun için. Var mı? Ha yok ya. Hay tüküreyim. 9 mm'lik mermiler de yok. Nasıl olmaz ya? Neyse. İsterseniz tüfek alacağız o zaman. 5.56. Bunlar ne kadar? Bu da azmış be. En fazla mermi neyin var? Saçma sapan mermilerim var hocam. Dışarıdan ses geldiğini zannettim. Oyundan görüyor herhalde ses. Dur, cephaneliğe bakacaktık değil mi? Cephaneden. Hepsine baktım ben. Yani gene burada da yok da. 20 kalibrelik fişek. Bunlara ihtiyacımız olacak. Bu ne ya? Ha, yayılım diyor. Yok, hasar. Alalım bakalım bunlardan. Başka bir şeye ihtiyacım olacak mı diye bakıyorum. Belki bunlardan alabilirim biraz. Tamamdır. İyi ticaret oldu hocam. Teşekkürler. Thanks. Hoşça kal. Tamam, cidden oyundan geliyormuş ses. Ben komşular falan bir şey diyor zannettim de genelde binada tartışma çıkıyor bayağı. Benim gibi şehir. Onlar bir şekilde gitti. Benim gibi şehir. Bu ne? Kanun adamını bul. Ha. Bunu hallederiz ama ondan önce sanırım burada ya. Anlam gereken bir şey var. Cam sandığa konmuş bir 9 mm'lik kalibrelik tüfek gerçek bir silahtır ve burada bir silah yok. Bu konuda sıkıntımız mı var acaba? Burada bir silah yok çünkü. Ben silah görmüyorum. Neyse. Bilmem yok hocam. Bilim daha sonra gelecek. İlk önce arka planı kollamak lazım bu şehirde. Sakin. Şimdi benim ağırlık durumum hala aynı. Burada metalleri falan kullanmayacağım önce. Burada bir tane bu kim la? Daniel Wyant mı? Nota bakalım. 6'da 4. Not nerede ya? Veri. Ha, çeşit. Bu bende vardı herhalde. Serbest bölgeden Vegas Strip kuzeyindeki
kuzey girişine paket teslim et. Alıcı bir ajan kontrol noktası seni karşılayacak. Bla bla bla. Tam ikramiye 250 kapak fena değil. Ha, bu da aynısını yapacak. İki boy büyük zar karışık malzemelerden yapılma. Hocam sen yanlış yapmışsın ya işi. Eleman teslim etmemiş herhalde, bilmiyorum. Onarmayı dene. Üç parça hurda metal, iki sensör modülü ve hurda elektronik. 65 tamir. Hurda metal var burada ama benim hurda metalim var zaten sanırım. Değil mi? Nerede? Hurda metal. Yani 3 tane hurda metalim var. 2 tane sensör modülü lazım. 1 tane de hurda elektronik lazım. Bakalım burada var mı ya hurda elektronik. Böyle yapalım aynen. Bir şey yok. Burada bir not var ama bizi ilgilendirmiyor. Oo, bu gayet güzel bak ha. Anlaşıldı. Mojave Express sularını bulmam lazım. Herhangi bir eşya gönderebilmek için. İyi, gayet iyi. Süper. Burada var mıdır acaba? Burada elektronik yok. Burada hurda elektronik yok tabii, kim giysi elbisesinde şey giysi dolabında burada elektronik saklar, o ayrı bir olay da. Burası komple yıkılmış. Siz bu evde neden kalıyorsunuz? Güvenlik güvende değil ya burası. Şeyleri tamir et. Ama benim seviyemin her türlü üzerinde oluyor. Okey. Buraya gidelim o zaman. Tamam. Kısa yol yok bunda. Veri. Görev. Aynen. Bunu halledeceğiz. Şurada olması lazım. Zaten hemen bitiririz görevi. Hemen bitiyor muydu bu? O kadar kolay mıydı? Aha! Ve hiçbir şey. Şimdi bayağı dolu olduğu için envanter bir şey almayacağım yanıma. Abi sakın sakın sakın, gözünü seveyim ya. Seni kafadan vurabiliyor muyum? Mahkum. Abo! Kaç 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 kaç. Çok iyi saklanıyorsun. Harikasın var ya. Ananın! Lan şerefsizler. Dur 9 milim el kalayım yanıma. Come on mu? Ya neden silahı bırakıp şeyle saldırıyorum? Mal mısın sen? Bunu alırım. Kahve fincanını şimdilik boş ver. Şimdilik gerek yok. Kolay ama açamayız orayı. Bilim yeteneği 25 olmalı. Var mı yanıma dergi? Yoktur. Hayır. Ulan çok iyi yer ya. Bak işte böyle yerler hep kaçırıyoruz. Şey olduğu için boş şey istemiyoruz. Boş şey bize zarar şimdilik. Sunset sarsa parayla. Ne var bunda? Para. Dinamit satır da alırım. Satarı şey yaparız. Satır. Satır artık kaç vuruyor? 7 vuruyor. Güçlü palakalar iyi mi diyeceğim. İyi lan. Aynı oldular. Bu ne? 9 mm tabancayı da alıyoruz. Teşekkürler. Dinamitleri de alıyoruz. Geç bunu satır alalım.
Metal kaşığı salla gitsin. Metal kaşığı ne yapacağım? Matrix'teki çocuk gibi kaşığımı mı bökeceğim? Spoiler değildi, merak etmeyin. 9 mm tabanca, bunu da halledelim. Oha, bayağı sonuna kadar tamir edebiliyorum yani artık, değil mi? İyi, süper. Harika bir şey. Tamir yeteneğimiz bayağı iyi olmuş. Artık bir şeyleri tamir edebiliyoruz. O yüzden tamire vermeyeceğim bundan sonraki seviyelerde ki gizli gizli gitmem lazım. O yüzden de burayı söndürmem lazım, ama burada zaten bir şeyler yok. Rahat rahat açabilirim. Çek kapağı. Burada bir şey yok. Çek kapağı. Savaş öncesi paralar. Güzel. Çünkü savaş öncesi paraları şey yapmıyoruz. Bu teddy bear'lar, oyuncak ayıcıklar Fallout 4'te her yerden çıkıyor. Çok tuhaf yerlerden çıkıyorlar bir de. Tıpkı insanlar gibi davranıyorlar. Güzel bir ayrıntı olmuş aslında, ama işte oyunun kendisi birazcık sıkıntılı olunca ya, neden burayı açamıyoruz hiç ya? Ne para vardır orada büyük bir ihtimal, değil mi? Savaş öncesi paranın ağırlığı olmadığı için çok rahat oluyor. Bir daha içelim. Sunset'ten. Şöyle kapatalım da elemanlar falan olmasın. Şöyle. Bu ne? Asansör tuşu mu? Yok, şimdi kullanmayalım onu. Buradan geldim. Kıyıda köşede bir şeyler varsa sandalyeye otur. Boş viski sesini salla. Ha, yıldız kapak. İyi. İki tane oldu böylece. Yani büyük bir ihtimalle. Bakalım. Öyle mi? Aynı iki tane. Bunlardan 40 tane mi toplayacaktık? Kaç tane toplayacaktık? Emin değilim. Aha, bir tane daha ya. Ulan ne kadar şanslıyız. Bunlar ama bizi susatıyor. Sıkıntı orada. Satmaları kötü bir şey. Oh boy. Bir daha. Çok kötü bir nişancısın. Neyse, çok az canı kaldı. Gel. Lan. Gel bakayım. Oh be. Hepsini hallettim. İdra ne ya? Ağırlığı yok. Güzel. Al. Ağırlığı yoksa. Güzel. Nasıl ağırlığı yok ya? Hardcore mod değil mi abi? Ağırlığın olması lazım ağırlığının. Ha, bunu alalım. Bir veriyor, iyi değil. Al onları da. Tamam, çok yük var çünkü bayağı bir şey aldım. Şimdi silahlardan şunu bir tamir edelim son defa. Başka bir tamire ihtiyacı olmayacak şu an için. Güzel, serseri tüfeğimizi tamir edelim. Ki daha fazla hasar versin. Ne kadar hasar veriyor şimdi? 12. İyi, fena değil. Gayet iyi. Uzaktan vuracağız, o yüzden pek bir şey fark etmeyecek. Şimdi gidip Prim'in şerif yardımcısını kurtarabilirim. Her yere bu kadar bakmamın sebebi sağda solda bir yerlerde bir bobblehead bulunabilmesi. Bobbleheadler bir artırdığı için özellikleri, attribute'ları. Onları şey yapmak istiyorum. Sen kimsin? Lan! Nasıl I'm out of here oğlum? Gelmiş burada yasa dışı iş yapıyorsun, sonra da kaçıyorsun. Olur mu böyle şey? Olmaz. İzin vermem olmasını. Köpek eti mi? Al bakayım. Çok acıktığımızda yeriz. Benim de içime sinmiyor ama açlıktan da ölmek istemiyoruz oyunda. Hoş öleceğimizden değil de. Her yerden canavar çıkıyor zaten. Canavar etleri yiyor sürekli. Ulan hiçbir şey bırakmamışsınız bana ya. Öküzler, hepsini yemişsiniz.
Hiç düşünmüyor musunuz? Misafir gelecek, bir şeyler ikram edelim diye. Burçunu ikram ediyorsunuz siz misafirlerinize sadece, değil mi? Yerefsizler size. Ne bekleriz haydutlardan? İç. Şişe kapağı. Bulduğumuz her şişe bir şişe kapağı. Cap yani. Her şişe bir cap. Öyle düşünün. Para. Altın diyelim buna. Ne haber kardeş? Ne var burada? İguana şiş. Alalım abi. Gayet iyi bence. Nuka Cola alalım. Brahmin büftek. Onu da al. Burada ne var? Nuka Cola içelim. Belki bir işimize yarar. Nuka Cola. Durum. H2O 79'da. Açlık nasıl? 56'da. Bir tane şey yiyebilirizler. Kertenkele eti, kertenkele biftek. Açlığı çok çok azaltıyor ama ya. İguana şiş ne kadar azaltıyor? 135, o da çok azaltıyor. Neyse. Ağır olduk ya, çok ağır olduk şu anda. Bir şey bırakmamız lazım. Silahları da bırakmak istemiyorum. Mayınlar işimize yarar mı diye düşünüyorum şu anda. Hoş, şu an hareket edebilmemiz lazım ama, aynen. Uyuma şimdi, gerek yok. Kirli su. Boş yürüngü. Neyse şu elemanla konuşalım ilk önce de. Serbest bırakalım bari. Hocam sen çok çektin. I don't suppose you came here to rescue me. I'd cry. Aynen. I'm in a bit of Indeed I do, good sir. And I would be. Hadi bakalım. Oh, that's just marvelous. Now that's so gracious of you to offer to bodyguard me like that. But I'd only. Ulan. Neyse. Niye atacağız şimdi biz burada ya? Atmamız gereken bir şey olması lazım. Beyzbol sopası şu anda ne kadar şey olacak bilmiyorum. Atalım bitsin bunu. Rahat rahat yürüyebiliriz. Hadi gel bakalım, dışarı çıkıyoruz. Hocam buraları hallettik, gel. Kimse kalmadı burada. Gel çıkalım. Kasabadaki diğer evet, kasabadaki diğer haydutları temizlemek istemezsin. Mahkumlar daha doğrusu. Değil mi? Şeref yardımcısı olarak doğal görevin olduğu halde. Neden kahve fincanı gibi şeyleri çöpe atarlar onu anlamıyorum ya. Well, that was quite an adventure. Myself out of a hostage situation. Not to problem is there's still no law in Prim. Aynen, takılan bir şeyle adamı söyledi bana. Ah, yes. I was performing recon, gathering information on some of the power gangers when some they were talking about some delivery they took from a courier. They said they'd be heading through Nipton to Novak to meet a contact there. O zaman benim direkt C'ye gitmem lazım. Dur. Hello again. Evet. It should be someone brave like you, but more of a I heard the powder gangers talking about someone in the prison named Meyer. Also with the NCR. Yok, NCR ile anlaşma yapılmasın. You may be able to get them to take over the town. Not sure why they haven't. Yardım edeceğim bakalım. The sheriff that was incarcerated up at NCRCF may be a good choice. You also may be able to convince that NCR guy across the road to take the town under his wing. Although martial law. Ya aynen, NCR'ı pek bulaştırmak istemiyorum ben şu anda çünkü o iş sıkıntı. Yani NCR'ın tarafını tutacağım savaşta ama açıkçası NCR birazcık sıkı tutuyor işleri. O yüzden sıkıntı. Şaka bir yana cidden şey yapıyorlar. Mesela buraya gelirlerse buradaki elemanlara vergi uygulayacaklar. Vergi falan alacaklar. Kendi kafalarına göre yasa koyacaklar. Ki bunu şu an için biz istemiyoruz. Herkesin
güvende ama bağımsız kalmasını istiyoruz. O yüzden ben de aynı yoldan doğuya gideceğim. Yok, kuzeye gideceğim. Değil mi? Bakalım. Very. Benim gibi şehir. Yeni şerifi olmak istemiyor. Yeni bir şerif getirmek istiyor. Nipton aracılığıyla Novak'a git. Nipton, ha. Nipton doğruymuş da. Nilton falan zannettim. Nipton şey değil miydi ya? Futurama'daki elemanın ismi değil miydi ya? Eleman değil de Ece hayvanın ismi değil miydi? Ben mi yanlış biliyorum yoksa? Neyse. En azından yeni bir silahımız var. Tabanca. İyi bir tabanca hem de. Burada kaç şey oldu? 119. Dur kaç? Kapak 794 kapak. Çünkü daha silahları biz mod da alacağız. Böyle kalmayacağız. Farklı farklı silahlar bulacağız. Veya satın alacağız. Bir kalırsak bak bak gene. Gekolar hareket ediyor. Yalnız ben oraya gitme konusunda birazcık sıkıntılıyım. Islah tesisinde barut ekibi elemanları var. Onlarla pek haşır neşir değiliz şu an. Hatırlarsanız barut ekibinden 6 kişiyi mıhlamıştık. Güzel baharlarda, Good Springs'de. O yüzden o konuda sıkıntı yaşayabiliriz. Ne olacak oğlum? Basarız, toplarız Good Springs'i. Basarız hapishaneyi. Siz kimsiniz deriz. Hallederiz. Gizli gizli gitmeyen de bir anlamı var mı diye düşünüyorum şu anda ama. Hani sonuçta ayakta olsam da beni görebilecekler şu yolun etrafındakiler. Ve yolun etrafındakiler iyi oldukça bir sıkıntı olmaması lazım. Ama tabii uzaktan sesim de duyuyorlar. Görürken. O yüzden pat diye karşıma çıkabilirler. O büyük bir sıkıntı olur. Çünkü şu anda yoldan gidiyorum ama. Hey Gecko Moria. Ne yapıyorsun? Seni öldürmek istiyor. Gel lan. Hadi gene bu. Ne burası? Silah konusunda şu anda yanımda baya bir silah bulundurmamın sebebi gizliyiz hala iyi. Şu anda yanımda baya bir silah bulundurmamın sebebi yani şu andaki ağırlığın sebebi yanımda baya bir silah bulundurmam. Şu andaki yani şu anda yanımda bu kadar silah bulundurmamın sebebi ise silahların yeterince cephaneye sahip olmaması. Yani şu anda 115 kurşunum var ama bunlar eriyecek. Hemen bitecek. Hemen biteceği durumlar olacak. Emin olun. Sıkıntılı bir yer. Şuraya geçsek o elemanlar beni öldürür mü acaba? İşte öldürmezsiniz lan değil mi? Hoş. Gizli gitmenin pek bir anlamı yok. Her türlü konuşmam lazım elemanlarla da. Merhabalar. Kardeş. Barut ekibi üyesi bir şeyler demiyor bana şu anda. Ya da çalsam mı acaba ya bu haydutlardan? Neyse. Şey yapmayalım şimdilik. Bunların işareti var. Bu onların işareti değil mi? Powder Gang. Yoksa bu başka bir şey mi? Disposal Systems. NW. New Vegas Disposal Systems. Tamam iyi. Barut ekibi şu anda bana saldırmıyor. Güzel. Daha o noktaya gelmedik ama eninde sonunda herhalde geliriz. Ya bu ne? Uzak dur lütfen ya. Şey yapmayalım, kırmayalım birbirimizi. Ha? Ulan cehennem burası, cehennem. Her yerden radyasyon fışkırıyor, her yerden şey fışkırıyor. Burası da çok ilginç bir yermiş. Daha varmadık. Nerede lan bu? İlginç. Buralarda bir yerde saldırıya uğrarsak şaşırmam. Şimdi oyunda iki taraf var. NCR yani Yeni Kaliforniya Cumhuriyeti ve de Caesar'ın Lejyonu. Bu iki taraf birbiriyle çatışıyor. O yüzden
destek yani bir tarafı desteklememiz gereken görevler olacak. Yani belirli bir tarafı değil de ikisinden birini. Tercihlerimize göre de onlar ne yapıyor orada ya? Gözcü mü onlar? Tercihlerimize göre de bir tarafla tarafların biriyle aramız bozulacak. Never gets old when something blows up. Aynen. Never gets old when something blows up. Bir daha söyleyeceğim mi? 3 olsun bak, 2 defa söyledin arda arda. Yani iyice anormal ol bence, 3 defa söyle. Galiba bıçaklayacakmış gibi bakıyor ya. Lan benim şapkaya ne oldu? Ha. Aa bo, ben böyle bir şapka beklemiyordum ya. İlk kötü ve çirkindeki gibi bir şapka olacak zannettim ben. Neyse gene bir yerden bir şapka buluruz. Desperado şapkası istemiyordum ben ya. Neyse. Buralarda bize bir canavar saldırıyor muydu? Saldırmıyor muydu? Karadağ radyosu. Aman aman. İlginç bir yer orası. Merhaba kardeş. Look at you. Walking in here like you're one. This ev. Is or was the big house. New California Republic Correctional Facility. One day us prisoners decided to liberate ourselves. İçeri gireyim bakayım. Well, I don't know. All right. Why should have ya? Kapaklarımızı aldı bak. İşte 100 kapak gitti kafadan. Daha fazlası gidecek. Myers. Myers ne yapıyorsun? Her şeyi de devirdim ama affet beni. Didn't know anyone would willingly walk into this place. Seni almaya geldim. I understand that Cook was behind it all. I kept my head down the whole time. I stuck around, figuring the NCR would show up and put things back the way. Cook'u nerede bulurum? I was a sheriff, believe it or not, for a small town far to the west of here. Short version is that sometimes justice is a little slow. I helped. I'm not sorry for anything I did, but I will do the time. Aynen. Assuming an NCR pardon comes with the job, and it'd better. I also need to be able to do things my own way. Due process has its place. But sometimes. Okay. Hadi bakalım. All right then. Guess I'll just make a. NCR'dan af mı aldım ben ya? Anlaşıldı. NCR'dan af çıkması lazım yani. Benim buraya mı gitmem gerekiyor? Oraya gidersem haklarlar beni ya. Bize prime gidelim ilk önce de sonra şeye gideriz. O zaman bizim ilerlememiz lazım. O belalı dediğim kısımlara gelecek gibi sanki. Ama olsun, tamiri ilerlemekle iyi bir şey yaptım oyunun başında çünkü. Hemen silahları tamir edebildik. Daha yüksek atış gücüne silahları, daha yüksek atış gücüne sahip silahları elimizde bulundurabildik. Bu da abo, bayağı geçmiş video, bayağı uzamış video. Neyse. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Benim bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğenmeyi unutmayın. Eğer kanala abone değilseniz, ben bu elemanı sevdiğim diyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açmayı unutmayın ki video attığım zaman size bildirim gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.